Hozirda musofir yurtda yurganlarning ko'pchiligi kitob o'qishga qiziqadi, lekin aynan o'zbekcha kitoblarni topishda biroz qiynaladi. Biz bu muammoni hal qildik. Alhamdulillah, hozirda bizda 500 xildan ortiq kitob turlari mavjud. Jumladan badiiy kitoblar, biznesga oid kitoblar, islom tarixi haqida, payg'ambarlar tarixi, sahobalar tarixi, islomiy oila qurmoqchi bo'lganlar uchun oila to'g'risidagi kitoblar, ota-onalar uchun farzand tarbiyasi haqidagi kitoblar, hattoki yosh bolalar uchun ham kitoblarimiz bor. Xususan ilmiy kitoblardan Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblaridan ham juda ham ko'p. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Rossiyani barcha shaharlarga yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Agar siz o'zingiz kelib kitoblarni ko'rib olib ketmoqchi bo'lsangiz, manzilimiz Moskva shahri, metro Dubrovka, 1-vexit, Torgovi Center, Astrum. Telefon raqamlarimiz +7 988 213 96 99. Kelolmaydiganlar uchun esa Telegram sirkamizda opisaniyada yozib qoldiramiz. Kirib bemalol o'zingizga yoqqan kitoblarni olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسرار العظماء أولوغلارنين سرلاري деп номланадиган силсила дарсимизни бугун Жафар ас-Содиқ Жафар ибн Муҳаммад ибн Али ибн Хусайн ибн Али ибн Аби Толиб разияллоҳу анҳу Али разияллоҳу анҳунинг зурриёти Jafar as-Sodiq. Bu darslarımız ümmetinin ulu insanları hakkında söz yürütedi. Tarihi şahsiyetler, onların siyretleri, fiil-atvarları, kılgen işleri ve mana şu bir yükselik geçişiye sebep boyan onların sırları. Bu darslarımız, ana şu uluğlarımızın sırlarını ümmet yetkizedi ki şayet ümmet ana şu sırlardan bahabar olsun, özlerine şu ularda boyan narsana tatbik kılıp payda akılsın ve ümmetini boshqa ummatlarda yana bir peshqadam imom ummat bo'lishi yetaklasin. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va sahobalar haqida darslar qilyamiz. Endi bu darslarimiz ana shu 3 asrdan keyingi davrda yashagan ulug' insonlarimiz haqida bo'ladi. Musulmonlarning imomi Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu. Jafar as-Sodiq. Bu kişi mana shu laqabi bilan tarixda qolgan. Ko'pchiligimiz Jafar as-Sodiqni Ali roziyallohu anhuning zurriyoti ekanligini bilamiz, ammo bu kishini Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga ham nasl nasabda ulanishligidan xabarimiz yo'q. Jafar as-Sodiq Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga ikki tomondan o'g'il bo'ladi. U kishi aytadi, "Men Abu Bakr Siddiqga ikki tarafdan o'g'il bo'laman." U kishining onasi Ummu Farva bintul Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr Siddiq. Ya'ni Abu Bakr Siddiqning o'g'li Muhammad tomonidan farzand bo'ladi, ona tomonidan. Endi onasining onasi Asmo bint Abdurrahman ibn Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiqning o'g'li Abdurrahman tomonidan ham, demak, ikki tomonlama Abu Bakr Siddiqga o'g'il bo'ladi. Bunga yana Ali ibn Abi Talibning zurriyoti ekanligini ham qo'shib qo'ying. Albatta nasl-nasab birodarlar hech qanday gap so'z sig'maydi. Bir tomondan Muhammad alayhisalomga Ali ibn Abi Talibga bog'lanyapti. Fatima Zahro Ali ibn Abi Talib, bu tomondan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga. Nasl nasab ukalar, turmush qurishlikdagi iymondan keyin birinchi qaraladigan punkti qiz tanlashda. Birinchi o'rinda diniga qaraymiz, orqasidan nasl nasab ham o'ta muhim narsa. Tagi tuguni toza bo'lishligi, tagi tugida haromlar bo'lmasligi, zinoni fahshni bo'lmasligi, halol luqma bilan katta qilganligi, siz xarador bo'layotgan xonadondan xalqni ichiga nojoya bir so'z fikr chiqmaganligi bu katta narsa. Nasl nasab ikkinchi o'rinda turadi birodarlar. Kelin tanlashda dindan iymonidan keyin. Jafar as-Sodiq hijriy 80-yilda Madinada dunyoga keldi va mana shu joyda vafot etdi. Laqabi as-Sodiq. Rostgo'yligi bilan mashhur bo'lgan edi. So'zida, ishida, fe'lida biron marta yolg'on zohir bo'lmagan edi. U kishi o'zining davrida imom bo'lib, faqih bo'lib tanilgan edi. Yana Jafar as-Sodiq o'ta hakim, hikmatli inson edi. Kishida ilm ko'paysa, axloqi yuksak bo'lsa, shu narsa o'z egasida hikmatni paydo qiladi hamda dinni fahmlashligida ko'rinadi.
Dinde şunu yaptı mı hikmetine? Demek ilmi çukur. Dinde şunu yaptı mı hikmetine? Demek ilmi çukur. Sayaz mı? Demek dinde hikmetine düşünmedi bunda insan. Bu kişi özünün sahavatı bilen ham maşgur edi. Bunda acabanın şeyde hacatı yok. Çünkü Cafer-i Sadık, Ebu Bekir Sıddık'a bağlanır dedik nesil nesabı. Ebu Bekir Sıddık'ın hançalar sahavatı ekenliğine, buradalar bana sahavalı tarihinde oku buraya gelmez. Cafer-i Sadık'ın şagirdi, Hiyac ibn-i Bustam adta mimiyat edi. Cafer-i Sadık infak-ı ihsan kılardı, Bolaca kası geçişinese komeye koyun üçe. Üyüge hiç nese komeye kalardı ihsanlı köplü giden, sadakatını köplü giden. O kişiden, buradalar, o kişinin bana hakim dedik. Hakim dedik. Riba'nın hikmetini soruştu. Neme için riba haram? Özle asli şeriatımızda buradalar, neme için namaz okuladı, neme için roza tutuladı değil miydi? Bu soru verilmiydi ya mesela, taabbudi meselelerde aklımızı işletmeyimiz. Neme geldi hutbadan 4 rekat, neme geldi şahım 3 rekat değil miydi? Yani bu kişiden riba'nın haram kılınışlığının hikmeti soruldu. Biz odatda riba haqida gapirganimizda birodarlar, uni faqatgina iqtisodiy zararini gapiramiz. Lekin Cafer-i Sodiq mana shu dinni nozik joylargacha chuqur tushirgan faqih inson bo'lganligi uchun quyidagicha javob berdi. Alloh taolo riboni harom qildi. Odamlar bir-birlariga ma'rufni man qilmasliklari uchun, ya'ni bir-biriga yaxshilik qilib turishligi uchun Hayri ihsan kısın, sadaka kısın, infak kısın, birbirine nisbeten yakşilik kısın. Riba'da bunarsa yok. Riba'da puldu beredi, faydanı aladı. Riba'da puldu aladı, faydasını beredi. Adamlarda ortasındaki maruf degenesi yok opaladı. Cafer-i Sadık, adamların ortasında boladığın husumatlarını yok kılıçdaki öte ham haresede. Eğer iki adam taraşıp tartışıp yanı körse, sebebini sorardı. Eğer şu ikiyle tartışırken adam ortasındaki muamma pul bulsa men töleyemem de koyardı da müşkülen halkı koyardı. Çünkü daim karzlar bol yürürdü. Kembeğal bol yani gidenmez. Adamlar da karzını boynu yap koy yani giden. Taassuf bizi zamanımızı kaptır özünü karzına tola gözükemiydi adamlar. Doğru mu? Çünkü daim karzı bol aradı fakirlik üçünmez. Buralarını karzını özünü zinmez ki o genlik üçün. Cafer-i Sadık fakat yine ilimli, alim, fakih mesedi. O kişi özünü fiiliyatı var bilen, ahlakı bilen adamlara ibret buladığı insanıydı. O kişinin işlerinden, yani sahavatıdan koptu içine ne miydi, nam mı, göç mü, pul mu? Fakirler kere boyunca nasalarını salardı da yelkesi geldi, koptu kötarıp tünü bilen Medine köçelerine aylanıp fakirlerini eşintayı koyup getirdi. Adamlar bilmezse de kim koyup geçişini. Fakirler çıksa eşiğin tarihi infak durdu. Olardı, hakkıya dua koyup getirdi. Kim kaçan bilip kalıştı Cafer-i Sadık ile ekenliğine. Cafer-i Sadık vefat etti, infak ihsanlar toktap kaldı. Şunu da bilişti. On gece, bana şu kıyan ihsanını hadiste tilyen edik, on kolu kıyanını çap kolu yapıldırım ediyen kişilerden edi. Cafer-i Sadık, Allah da olan o kişiye rahmeti olsun. Cafer-i Sadık'ın hikmeti, dinini fahımlaş hakkında alakıda tohtalı ötüşümüz gerek. Cafer-i Sadık'ın siret hakkında kitap yazgan muarıklar onun hikmetini ve kıyın savallığı belgen acayip cevaplarını köp geltirişken. Ana şimdi müşküleli savallığa bir oğlum zor cevap verip koydu mu? Demek ilmini kuvvetine, hikmetini kuvvetine dalalat kıladı bunarsa. Cafer-i Sadık'ın şagirdi Sofyan-ı Savri aytadı. Mekke'de Ebu Abdullah'ın yanında idim. Yani Ebu Abdullah Cafer-i Sadık. Ebu Tuhke tohta geldi. Ben dedim. Ey Resulullah'ın oğlu. Neme üçün mevkif Arafat. Haramın taşkarısı da. Mescid-ül Haram var. Ve haram hududu var. Kattarak teritoriye. Arafat haram hududundan taşkarıda. Neme ki haram hududundan taşkarıda Arafat. Şunda bana ne kadar cevap verdi? Bana hacinin tertibine verilgen dakik bir tafsir. O ayette. Kabe Allah'ın üyü. Haram, ana şu Kabe'nin çekerası, divarı. Mevkif Arafat, onu kirişi. Demek Baytullah Kabe, haram onu hollisi, indi Arafat taşkara.
Hacılar Baytullah'ını kas kılıp gelgenlere de eşik aldı da tohtaydılar Arafat'ta. Ular Allah'a tazarru kılıp yol varadılar. Ular ki kirişke izin verilgeç, özünün ikinci eşiğine Muzdalife'ye yakalaştıradı. Muzdalife haramdı içi de. Arafat'ta kün çıkkandan, kün batgünge kadar dua iltica kılıp duradı hacılar. Kün batgandaki Muzdalife'ye gelip tüneydi. Demek haramdı içi yekirdi. Birinci eşiğini aldı yekirgizdi Muzdalife'ye. Ularının Allah da Allah tazarrularını köprüge ve uzak kılgen iştihatlarına karab durup ularına rahim kıladı. Hem de kurbanlık kılıçlıkke büyüredi. Ve hacılar kurbanlık kıladı. Kurbanlık Allah bilen insanların ortasında tosluk bulup dururken günahlarını keçişe sebep buladı. Kurbanlık kıladı, günahları keçirildi. Allah'ın tosluk dururken, bandaların tosluk dururken günah yuvulgenden ki Allah da Allah şundan ki özünü üyünü ziyaret kılışık izin verirdi dedi. Hani bir acayip bir tarif ki hacını tertibine verilgen. Sofyan soradı. Ne için taşrik günleri roza tutuşturuyor? Mümkünmez. Taşrik günleri başı hac günleri, üç gün. Sofyan'a Cafer-i Sadık etti. Çünkü onlar hacılar. Allah'ın ziyafeti de mehmanını mezban üyüde rozaları buluşu lazım olmayıydı dedi. Bana şu üç günde roza tutup olmayıydı. Ebu Naim özünün Hulyatul Avliyası da keltiradı. Ebu Cafer Al-Mansur Medine'ye keldi. Bu Cafer Mansur Abbasiler memleketinin en kudretli halifelerden bugün. Abbasilerin halifelerinden. Medine'ye keldi. Yüzüge paşa kondu. Haydadı. Yine kondu. Yine haydadı. Bir neçen metahede bezar kovardı. Şu payette Cafer-i Sadık kirip geldi. Halifanın meclisine. Şimdi paşa halifanın zehrettirgenliğinden haberi yok. Cafer-i Sadık zamanasının en küçülü oğlu mu? Halife soradı. Ey Ebu Abdullah, Allah ne yaratken ne paşanı dedi. Şimdi bu onun boyaki halatıdan haberi yok. Cafer-i Sadık şartta cevap verdi. Allah o bulan cabbarlarını horlaş için de buydu. Cafer-i Sadık'a Allah da Allah güzel hulk verdi. Çukur ilim verdi. Acı fiil verdi. Kemterlik verdi. Yani bunlara koşup vakar, haybatını ham verdi. Sırlı, haybetli, vakarlı adamıydı. Manaman degen halifeler ham bu kişinin aldı da sır basıp olardı onlarla. Nasıllar? Ömer bin Hattab raziyallahu anh'ın konuşuyor bir sırlı, vakarlı adam bugün, vakur bugün. Adamlar geliyor, ey amiral müminin, sal, mulayim rab olin. Şu yüreğlerimiz yorulup gidiyordu, sizi aldıyız da turganımızda, deyişti. Karayıp durup halife amiral müminin, bu men sizlerge kıyan zulüm tüfeğiyle işine kalmı? Yok, sizden fakat adalet göremez de gene de paraladı gör. Beni bulagi bugün sırrımı haybetim yeniyem kattara hakkı gene de dua hakkı gene de. Şemsiddin Az-Zahabi Fazl ibn Rabi'den o ise otasından rivayet kıladı. Ebu Cafer Al-Mansur beni çakırtırıp Cafer ibn Muhammed beni mülkümden malamat kıptı. Beni aldım göp ki eğer ben onu katıl kımasam Allah beni katıl kısın dedi. Bana Cafer Al-Mansur halife Cafer-i Sadık'ını katıl kılıçlığını kas kıldı. Ben Cafer-i Sadık'ını topup halifenin yanına çakırıp geldim. Müşkülerini sezgendik, taharat oldu. Huddu ölümge tayinlengendik, kiyindi. Ve yeterlep gelirken ben nimelerde de pişirdi sözünü düşünmedim. Kelip Amiral Mumini'nin huzurge kirişkizini soradı. Halife onu apkir dedi. Keyin yine eğer ben onu katıl kılmasam Allah beni katıl kısın dedi. Cafer-i Sadık meclisine kirdi halifenin meclisine. Kirişi bilen halife şart onudan durdu da şaşıp Cafer-i Sadık'ın ağlıya kirdi. Korudan yeteyle özünü meclisine kötardı. Ot yüzüp mülayimlik bilen yüzüge tikilip durup hoş gelipsiz. Hıyanattan pak taze insan. Mene akem, mene amakimli oğlu deyip özüge yakın kıldı. Yüzüge tikilip durup neme hacet izbar etin bacaramız dedi. Kalpler buradalar Allah Teala'nın kolunda. Kalpler Allah Teala'nın kolunda. Öldüremen deyip dururken halife kelişi yıkılırken münasebetinin muamelesini görüyor. Cafer-i Sadık o için neyse soramadı. Mekke ve Medine ahlının maaşları keşkoyanı yine etti. Bacaramız dedi. Sonra büyüdü bir cariyeye şişede cüde bir kımmet baha atırdı ap geldi. Halife alıp özü kolu bile sürtüp koydu. Ve keçike ruhsat verdi. Cafer-i Sadık çıkıp gitti.
kimi başıdan esi üçtü? Cafer-i Sadık'ın yetelip gelen kişinin arkasından yürüp çıktı. Ya Resulullah'ın oğlu, halife sizi katıl kılıçıdı şubham yokudu. Ha bunun oradaki sizi ikram kürsatıp çıkardı. Keliyatkanımızda bir nasalada pişirodiyiz. Neme dediyiz dedi. Yani neme de dua kılıyordunuz ki sizi öldüremem de durduğun halife sizi izzat ikram kürsatıp çıkardı. Cafer-i Sadık aittı. Ey Rabbim, kança nimetini menge ata kıldın, unge şükür kılışım az boldu. Kança bala bulan beni sınadın, unge menin sabırım az boldu. Ey nimetlerge şükürüm az bolsa ham, ularını man kılmagen zat. Ey balalarge sabırım az bolsa ham, meni hor kılmagen zat. Ey masiyetlerim üçün meni şarmanda kılmagen zat. Ey sanoqsiz ve tüganmaz nimetlerinin egesi. Ey bitmez tüganmaz ma'ruflarning egasi, dunyoyim bilan dinimga yordam ber. Taqvo bilan oxiratimga yordam ber. Bilmagan narsalarimdan meni saqlagin. Mening nafsim istayotgan narsaga meni tashlab qo'ymagin. Ey gunohlar zarar qilmaydigan, kechirishlik mulkini kamaytirib qo'ymaydigan zot. Senga zarar qilmaydigan narsada meni kechirgin. Seni mulkingni kamaytirib qo'ymaydigan narsani ato qilgin. Ya Al-Wahhab, senden yakın yengillikni ve güzel sabrını sorayman. Cemiki balalardan afiyetini ve afiyet için şükürünü sorayman dedim dedi. Kim gösüyandı? Hemen kalıp Allah'ın kolu da. Şikayeti kim yakıldı? Rabbisi yakıldı. Bana şu takva, bana şu Allah'a bugün işancı, tazarusu, onu katıl kılaman deyip durgen kişinin kalbini yumuşatıp koydu. Yani Allah Azze ve Celle özü oradan birdi. Çünkü Peygamberimiz adkenlere dedik, hemme adamların kalpleri huttu bitti adamın kalbi dedik, Allah dağlarının barmaklarından iki de barmağının ortası da haklagen tamamı gibi vurup koyadı. Kalpleri Allah dağlarının kolu da. Cafer-i Sadık ilim marifatta şimdi bir mertebe yetti ki özünün zamanındaki hemme ahli ilim o kişinin faziletini tanıldı. Bronto adam yaman görmesin o kişinin ahli ilimlerden. İbn Hacer Cafer-i Sadık'ın tarih babı etedi. Rozgöy, fakih, imam edidi etedi. İmam-ı Şafii, İbn-i Ma'in, İbn-i Hibbonlar ham mana şundek çırali sözlerde aytib, u Ahl-ı Bayt'nin seyidlerinden, taba tabiyenlerinin abidlerinden deyişerdi. Cafer-i Sadık taba tabiyen bugün. Yani tabiyen bugün degen sözüm var. Sahl ibn Sa'd raziyallahu anhu ve Anas ibn Malik'ini körgen deyiladi. İkala sözüm var. Medine'nin alimlerinden. Siz bilen bizim ashabımızın başlığı Abu Hanife Numan'ın sabit rahmetullahi aleyh dedi ki Cafer ibn Muhammed'den göre fakihrak insanını körmegen ben. Törele mezhabının en uluğ imamı deyilen imam Abu Hanife Cafer-i Sadık'dan göre fakihrak adamı körmegen ben deyipti. Böyle biz kime hayatını okuyup biz? Kimler onları muhta yaptı? Halife Cafer al-Mansur adamlar Cafer'ı sadığını sözge köp kulak salıp yaş görek yanını körüp durup Ebu Hanife'ni çakırttırdı. Adamlar Cafer'ı sadığıyla fitnelenip kaptı. Özünüzü masalarınızdan 40 da kıyınını toplayıp gelin dedi. Ben şunu diye kıldım dedi. Halife'ni huzur getirsem 40 da masalarını tayarla. Cafer-i Sadık oturuptu, Halife Mansur'un aldı da. Kirişkizini soradım, kirdim. Bu kişinin tanışsı mıdır soradı Halife. Ha, bu Cafer ibn Muhammed dedim. Sorayın savalları izi dedi. Ve ben savallarını, masalalarını ortaya taşlayıp başladım. Sorayken her bitti savalımda Cafer-i Sadık, Ebu Hanife'yi yaptı. Sılar, Hanafiler. Bu masalada bana bunu dedi sılar. Medine ahli bana bunu dediydi, biz ise bana bunu dediğimizde üçüyle taraftı fikirini haber yaptı. Bazı masalalarda bizi fikrimizde doğru geliyordu aytdi. Bazısı da Medine ahlige doğru geliyordu fatvalarda aytdi. Medine ahlinin gapiga doğru geliyordu. Bazı da onun bizge karşı boyun gaplarda aytdi dedi. Şimdi kılıp, 40 da masalanı soradım, bronta masalanı cevapsız kaldırmadı dedi. Sonra aytadı Ebu Hanife, ahir etmegen ben mi? Adamlarının en bilimlisi, adamlarının ortasındaki ihtilaflarını buladı yani. Yani, fakat özünü, tarafını ilmini bilmiydi. Onun gün muhalif olup durduğun tamamdaki ilim diyen biladı.
Cafer-i Sadık bana şunda insan idi. Cafer-i Sadık juda ham hakim insan bo'lgan. U kishining hikmatlaridan ayrimlarini o'qib beraman, aytadigan gap ko'p. Cafer-i Sadık'ın hikmatlaridan. Dikkat qilinglar da, qaysi günah insonning boshiga nima olib keladi? Ne'matlarni yo'q qiladigan günah haddidan oshishlik. Nadomatni keltiradigan günah qotillik. Nafrat, jazoni keltiradigan günah zulm. Ayblarni ochib qo'yadigan günah aroqxo'rlik. Rizqni to'xtatib qo'yadigan günah zino. Fanoni shoshiltiradigan günah qotiyur rohim. O'limni tezlashtiradigan günah qarindosh urug'i bilan aloqani uzishlik. Duoni rad qiladigan günah ota-onaga oq bo'lishlik. Yana u kishining hikmatlaridan idza udifal balao ilal bala kana minal balai afiya. Agar balo ustiga balo kelayotgan bo'lsa, bu keyingi kelayotgan balo ofiyat balosi ekan. Ya'ni tugayapti degani bu. Uch xil odamdan hushyor bo'l. Xoyindan, zolimdan va chaqimchidan. Seni foydang uchun xiyonat qilgan kishi seni zararing uchun ham xiyonat qilib qo'yaveradi. Seni foydang uchun birovga zulm qilgan kishi seni zararing uchun ham birovga zulm qilib qo'yaveradi. Seni foydang uchun chaqimchilik qilgan odam seni zararingga ham chaqimchilik qilib qo'yaveradi. Palonchining gapini ko'tarib keldimi? Chaqimchilik qildimi? Xotirjam bo'ling, sizkini ham kimgadir. Qorni to'qligiga shukr qiluvchi inson ro'zador kabidir. Birodalar, doim ro'za tutolmaymiz, nafr ro'zalar. Lekin shukr keltirib yashaylik-da. Qorni to'qligiga shukr keltirayotgan odam xuddi ro'zadorga o'xshaydi. Ofiyatiga shukr qilgan kishi baloga uchragan kishi kabidir. Ya'ni balosiga sabr qilayotgan odamga qancha ajr bo'lsa, ofiyatiga shukr qilayotgan insonga ham shuncha bo'ladi. Mujomalatun nasi sulusul aql. Odamlar bilan go'zal muomala qila olishlik aqlning 3dan 1 degan ekan. Odamlar bilan go'zal muomala qilishlik aqlning 3dan 1. Shuning uchun birodarlar, odamlar bilan qilayotgan muomalamizni qarab qo'yaylik. Jafar-i Sodiq haqida aytilish kerak bo'lgan so'z ko'p. O'z zamonasidagi kibor faqihlarga ustoz bo'lganligi o'zi u kishi uchun yetarli sharaf. Sufyon as-Savri, Abu Hanifadek insonlarga ustoz bo'lgan u kishi. Jafar ibn Muhammadning ulug'ligini siri nimada? U zot ilm, taqvo, saxovat, axloq egalari bo'lgan Ahli Baytning oilasida tug'ildi. Ya'ni qarang, Ahli Baytda boshqa odamlar ham bo'lgan, lekin bu kishi daqa martabaga erishmagan. Bu ulug' inson ulug' oilada dunyoga keldi. Va shuni o'zi bilan kifoyalanmadi. O'zini ustida qattiq ishladi. Ilmga qattiq harakat qildi. Nafsini jilovladi, nafsiga odob berdi. Demak, bu kishining ulug'ligini siri birinchisi oilasida, xos shart-sharoitda va o'zini ustida qattiq ishlaganligida. Mana shu 3 ta narsani sanaymiz bu kishining hayotida ulug'likka yetalab chiqqan sabablar qatorida. Demak, oilaning yaxshi bo'lishi kifoya qilmas ekan ulug' inson bo'lishga. Kimdir sizga xos tarbiya berayotganligi ham kifoya qilmas ekan. Siz o'zingizga bog'liga bo'lgan mehnatni ham qilishingiz kerak bo'ladi. Jafar ibn Muhammad, Jafar-i Sodiqdan Alloh rozi bo'lsin. Siz bilan bizlarga ummatning ulug'laridan bo'lgan mana shunday insonlardan ibrat olishni nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum.